İkinci bir soru. Demiş ki kardeşim biri, selamun aleyküm din kardeşlerim, nasılsınız? Benim bir sorum var. Biz Kosovalı Müslümanlarız ve et konusunda titiz davranmaya çalışıyoruz ve şu aralar Türkiye'den Lezita diye bir firma marketlerde boy gösteriyor ve birkaç Müslüman bunun helal bir firma olduğunu söylüyorlar. Ve YouTube'da sizi hali takip ediyorum ve et konusunda haram ile helale dikkat ettiğiniz için size bu firma hakkında helal olup olmadığı bilginiz var mı acaba? Ya da Türkiye'de helal et firması var mı? Allah'ın selamı tüm inananların üzerine olsun demiş arkadaşın biri. Şimdi bu kardeşim bize sorduğu soru, yani Türkiye'deki bu Lezita dediğimiz firma her ne kadar helal sertifikalı bir firma ise, menşesi Malezya onaylı Kasket sertifikalı bir firma, ancak her ne kadar helal sertifikası olsa da o helal sertifikalar bizim için geçerli değil kardeşler. Onlar sadece neye dayanırlar? Onlar sadece teskiye yaparak hayvanı keserler. Yani şer'i usullere göre keserler. Ancak kendileri Müslüman olmadığı için bize göre o da nedir? Bize göre o da haramdır. Dolayısıyla abinin kastettiği o firmaya hani üstü kapalı baktım ama genel itibariyle bizim için bir etin helal olabilmesi için iki şart vardır. Bir, kişinin Müslüman olması. İkincisi, teskiye yapılmış olması. Yani helal usullere göre kesilmiş olması. Onu da zaten zikretmeyeyim, o ayrıntıya girmeyeyim. Hepiniz biliyorsunuz. Ondan dolayı bunu söyleyebiliriz. Peki bizim yaşadığımız yerde böyle firmalar var mı? Yani bizim öyle bildiğimiz firmalar yok. Böyle ufak tefek, küçük kasaplar var. Eğer dileyen olursa ne yapar? Onlarla bir şekilde iletişime geçer ve oradan et talep eder. Ama tabii Kosova'ya gelir mi gelmez mi onu da bilmiyoruz diyebilirim. Burada da Allah en doğrusunu bilir deyip bu meseleyi de geçeyim.